Gecenin mutlak sessizliğinde, tüm canlıların sessizce uyuduğu özel bir an vardır ki, evren saat 3'ten 5'e kadar kapılarını açar gibi olur. Sabah bu an bize endişe içinde uyanık tutmak için değil, kendimizle yeniden bağlantı kurmamız ve evrenin görünmez akışına karışmamız için, işaret ettiği paha biçilmez bir hediyedir. Bu yüzden huzurlu bir şekilde uyandığınızda, bu zamanı değerli kılan şeyi, yalnızca şafağın erken saatlerinde bulabilirsiniz. Ruhunuzu beslemek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı güçlendirmek için mi yapmalısınız sorusunun cevabını bulmak için, gelin birlikte stoacı felsefeye doğru daha derin bir yolculuğa çıkalım. Bu büyülü anda uyandığınızda, yapmanız gereken beş eylemi öğrenelim. Gecenin ortasında uyanmak, bir sıkıntı ya da sadece bir stres işareti olarak görülmemeli, bunun yerine, bunu bir davet bir fırsat olarak görülmelidir. Durup kendinizi dinlemeniz için, evrenden gelen bir mesaj, keşfedilmeyi bekleyen derin bir iç dünyanın olduğunu hatırlatıyor. Bu videoya başlamadan önce, sizeden küçük bir isteğim var. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız hiçbir eylemi kaçırmayın. Yorum yapın, abone olun ve videoyu beğenin. 1 numara. Şafağın huzurunda etrafımızdaki dünya hala uykudayken, ruhumuzun içindeki gizli gücü keşfetmek için, altın bir fırsata sahip olduğumuzu vurgular. Bunu yapmanın en güçlü yollarından biri kendimiz hakkında kişisel ifadeler ve güçlü sözler yaratmaktır. İfadeler sadece kelimeler değildir. Bunlar kendine olan inancın ve bu ifadeleri yaratarak yükselme arzusunun ifadeleridir. Öz değerimizi yeniden tanımlarız ve arzuladığımız geleceği şekillendiririz. Hayatın getirdiği, iş baskısının olduğu ve günlük olaylarımıza meydan okuduğu, son derece rekabetçi bir ortamda çalışan Emma'nın hikayesini düşünün. Emma şafağın ortasında uyandığında, kendi kişisel gücünü ve potansiyelini hatırlamanın zamanıydı. Hayatın fırtınalarına karşı sağlam bir duvarım, karşılaştığım her zorluk benim için daha güçlü ve daha kararlı olmam için bir basamaktır. Her zorluğun üstesinden gelebileceğime ve her günü yeni bir zafere dönüştürebileceğime inanıyorum. Emma, her sabah okuduğu açıklamayı hatırlayarak bunu yeteneklerini sergilemek ve geliştirmek için bir fırsat olarak gördü. Emma, zorluklarla yüzleşmek için kararlılık ve cesaret buldu. Her zorluğun değerli bir ders ve daha güçlü olmak için bir fırsat olduğunu kanıtlayarak ekibinin moralini korumasına da yardımcı oldu. Sonuç olarak Emma, engelleri aşabilen bir lider olarak zorluklara karşı sağlam bir duvar olarak tanındı. Bu ifade sadece içsel gücün bir hatırlatıcısı değil, aynı zamanda kendisi ve etrafındakiler için her zorluğa cesaret ve azimle göğüs gererek bu durumla sürekli olarak yükselmeleri için bir motivasyon kaynağıydı. Güç, zorluklardan kaçınmaktan değil, zorluklarla yüzleşme ve bunların üstesinden gelme yeteneğidir. 2 numara. Son rüyanızı hatırlamaya çalışın. Gecenin sessiz dinginliğinde, gökyüzündeki yıldızlar hala evrenin sonsuz sırlarını fısıldarken saat 3 ile 5 arasında uyanmak. Rastgele bir olay değil, bir davettir. Deneyimlediğiniz son rüya sadece bulanık görüntüler değil, derinlerden gelen bir mesajdır. Gözlerinizi açarken yeni bir günün yoğunluğu hakkında aceleyle endişelenmek yerine kendinizi ve yürümek istediğiniz yolu bulmanıza yardımcı olacaktır. Düşünmek ve hatırlamaya çalışmak için zaman ayırın. Diyelim ki rüyanızda kendinizi yürürken gördüğünüzü düşünün. Sisli bir yolda önünde belirsiz bir yolculuk var. Derinlerde her adımın sizi keşiflere ve kendinizi daha derin bir şekilde anlamaya götüren bir anlam taşıdığına dair sarsılmaz bir inanç var. Bu rüya sadece rastgele görüntülerden oluşan bir dizi değil, önümüzdeki yol bir rüyadaki gibi tamamen açık olmasa bile ilerlemeye devam etmenin önemini vurguluyor. Detaylar önemlidir ama rüyalar sadece yolculuğu kabul etmek ve kucaklamakla kalmaz. Aynı zamanda sizi değil çevrenizdekiler için de, geleceği tasavvur etmeye ve şekillendirmeye teşvik eder. Kişisel gelişim yolunda ilerlemeye devam edin ve, yaşamınızda olumlu bir değişiklik yaratın. Her adım sadece yoldaki ilerleme değil, aynı zamanda kendini keşfetme yolculuğunun bir parçasıdır, içsel zorlukların üstesinden gelin, dolayısıyla metanetin burada iletmek istediği ders, her rüyanın ve her düşüncenin, Hayatta anlam ve mutluluk bulma yolculuğunda size yol gösteren değerli dersleri barındırdığıdır. Gecenin ortasında uyanma anı sadece hayaller üzerinde düşünme zamanı ama aynı zamanda geleceği yeniden şekillendirme fırsatıdır. 3 numara, bazen rüyalarını hatırlayamazsın. O anda ne yapacağını bilmin. O yüzden meditasyon yap ve kendini tekrar uyumaya zorlama. Sabahları etrafınızdaki dünya hala uykudayken meditasyon sadece bir sessizlik eylemi değil Aynı zamanda dünyaya açılan bir kapıdır. Karanlığın solup ışığın henüz yayılmaması nedeniyle kendimizle ve evrenin görünmez enerjileriyle derinden bağlantı kurabildiğimiz iç meditasyonu, ruhumuzda saklı olan her düşünceyi kabul etmemize ve takdir etmemize yardımcı olan yansıtıcı bir sürece dönüşür. Sabahın erken saatlerinde yapılan meditasyon, her nefes alışta, her nefes verişte yaşamın sembolü olan nefes hissine ve kişinin kendisiyle dünya arasındaki bağlantının son derece önemli hale gelmesine odaklanarak, yalnızca zihni sakinleştirmeye ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmaya yardımcı olur. Her insanın ruhunda, her zaman var olan huzurlu bir alan yaratmasına fırsat verir. Sabahın erken saatlerinde, saat 3'ten 5'e kadar sessiz anlarda meditasyon yapmak, aynı zamanda zihinsel bir egzersizdir. Meditasyon zamanı geldiğinde sadece huzuru değil, aynı zamanda netliği de aratır. 4 numara. İçsel benliği fethedin. Bu atmosferde uyandığınızda, uyanmak sizin seçiminiz olmasa bile bunu anlamlı bir ana dönüştürün. Birkaç dakikanızı ayırıp minnettar olabileceğiniz her şey üzerine düşünün. Bu sadece anında huzur duygusu yaratmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda olumlu bir ruh hali de sağlar. Şafak sökmeden Gözlerinizi yavaşça açtığınızda, uyuyan evin sessizliği ve, dinginliğiyle huzur getiren yumuşak bir melodi gibi, sevgi dolu bir kucaklaşmanın sıcaklığını hissedersiniz. Bu sadece yaşamın güzelliğinin farkındalığı değil, aynı zamanda bir içsel güç sürecidir. Kendini keşfetme ve onaylama, anlamlı, mutlu ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmeye yönelik, kişisel gelişim yolculuğunda önemli bir adımdır. Bununla daha derin bir seviyede, Yalnızca hayata dair farkındalık ve takdiri arttırmakla kalmaz, aynı zamanda pozitif bir enerji kaynağı da geliştirirsiniz. Her türlü olumsuz duyguyu uzaklaştırırsınız. Kaygı ve yorgunluk, başarılardan zorluklara kadar her şeyi önemli adımlar olarak kabul edebileceğiniz ve değer verebileceğiniz zihinsel bir alan açarsınız. Kendini geliştirme ve bu şekilde mutluluğa ulaşma yolculuğunda şükran sadece bir kendini geliştirme dersi değil, Aynı zamanda anlamlı ve parlak bir yaşam için sonsuz bir ilham kaynağı oluşturursunuz. 5 numara, sabah sadece yeni günün bir anı değil, aynı zamanda derin bağ kurmanız için değerli bir fırsattır. Düşünce ve duygular hakkında günlük tutmak, sadece bir kendini keşfetme yöntemi değil, aynı zamanda ruhunuzu yeni güne yönlendirmenin bir yoludur. Olumlu bir zihniyet ve sakin bir ruh ile en sevdiğiniz günlüğü seçerken kendinizle sohbet etmek için özel bir alan açarsınız. Her sayfa sadece not alacağınız bir yerdeyi, aynı zamanda zamanın durmuş gibi göründüğü sabahın erken saatlerinde her düşüncenizi ve her duygunuzu yargılamadan dinleyen bir dosttur. Zihninizi sakinleştirin ve gerçekten önemli olana odaklanın. Zihninizin özgürce akmasına izin verin. Dil veya gramer açısından mükemmel olma endişesi duymadan yazın, bu, kendinize daha fazla açılmanıza ve, daha önce yüzleşmeye cesaret edemediğiniz en derin arzuları ve endişeleri keşfetmenize yardımcı olur. Her satırda sadece düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmekle kalmazsınız. Ama aynı zamanda, sabahın erken saatlerinde, ağır ve sisli bir zihin durumunda uyandığınızda, karşı karşıya kalabileceğiniz baskıları ve gerginlikleri, Günlük kaydı kendi kendini özgürleştirmeye giden bir kapı haline gelir. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde günlük tutmak, Stoacı ilkelere göre yaşamanın ve gelişmenin vazgeçilmez bir parçası haline gelir ve son olarak eğer henüz kanalımızın bir üyesi değilseniz, lütfen kanala abone olarak desteklerinizi esirgememiş olursunuz. Bugün bizimle zaman geçirdiğiniz için teşekkür ederiz.